Adnan Bey, şimdi biz gençlere akıllı tercih 8 yıldır ekranlardan gençlerin yeni yeni alanları keşfetmesi için çabalıyoruz. Şimdi İstanbul Üniversitesi tabii çok köklü ve büyük bir üniversite. Ön lisans programına da böyle bir şey ekleyince dedik ki bu işte bir iş var. Hani biraz detaylı anlatalım. Siz de aynı fikirde misiniz? Şimdi tabii kültür turizminin artmasıyla bir sürü alanda ihtiyaç doğacak gibi bir algım var. Yanılıyor muyum? Sizin tecrübelerinize göre neler dersiniz gençlere? Şimdi biraz önce sözümün arasında ifade ettim, sizi desteklemek anlamında söylüyorum. Birçok tarihi yapının mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde, sorumluluğu Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde ama bunu çok bilmiyoruz. Bunu şuradan da biz gözlemledik. Geçtiğimiz yıl ve devam eden, belli platolara devam eden rehberleri bilinçlendirme, bilgilendirme mahiyetinde toplantılar gerçekleştiriyoruz. İstanbul'daki rehberlere yönelik olmak üzere Bursa'da yaptık, İzmit'te yaptık. Yani onlar bile bu eserlerin vakıf kökeninin olduğunu, vakıflar yoluyla vücuda geldiğini bilmiyorlar. Bizim bunu mutlaka ve mutlaka bilgilendirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde gerçekten doğru bilgilendirme anlamında kültürel mirasa hem sahip çıkma hem de doğru bilgilendirme noktasında eksiklerimiz var demektir. Biz zaten iki türlü bir faaliyet yürütüyoruz. Yani bir taraftan restorasyonu gerçekleştirirken bir, tamamen kendi alanımızda olmayan, aslında amacımız da olmayan turizme doğrudan bir katkı da sağlıyoruz. Restorasyon tek başına olan bir iş değil. Restorasyon yapabilmeniz için de mutlaka hem restorasyondan anlayan elemanlar yetiştirmeniz gerekiyor. Yani bunları istihdam etmeniz gerekiyor. Mimar, mühendis, restoratör, sanat tarihçisi, bu anlamda bunu gerçekleştiriyoruz. Ama aynı zamanda bunun aktarımını da sağlayacak, bunun aktarımını yapacak kişilere de ihtiyaç var. O da bizim dışımızda. Belki Kültür Bakanlığı'nın katkılarıyla bu aktarımı da yapacak kişilere ihtiyaç var. Evet. Yani bunu Kültür Bakanlığı da tabii ki bunu yetiştirme kapasitesine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü bunu yetiştirme kapasitesine sahip değil. Onun çeşitli okullardan, fakültelerden, meslek yüksek okullarından o elemanların hazır yetiştirilerek bize teslim edilmesi lazım. Biz onu belli bir noktada profesyonel mahiyette yetiştirip bilgilendirebiliriz. Bu anlamda bu tür okullara tabii ki ihtiyaç var. Çok teşekkür ediyorum. Birazdan devam edeceğim.